Evet Kerem, lütfen bu seferki açılışı sen yap. Biliyorsun ben sakin giriş yapamıyorum. Lütfen söz sende. Evet, bugünkü akışımız Yin Yoga olduğu için Mustafa koşarak giriş yapamadı. O yüzden birazcık mutsuz. Ama önemli değil. Yin Yoga yaptığımızda, akışımızı bitirdiğimizde pamuk gibi olacak. Bugünkü akışımızda özellikle kalça açıcıları çalışacağız. Kalça açıcı pozlar bizi geçmiş deneyimlerimizden özgürleştirecek. Ağırlıklı olarak ikinci çakraya, yani sakral çakraya çalışacağımız bir akış olacak. Zaten akış içerisinde çokça sohbet edeceğiz. Hazırsan geldin matına, oturarak başlayacağız birkaç esneme hareketiyle. Elleri kenetledin, parmakları, avuç içlerini karşıya uzattın. Aldığın nefesle gönder yukarı kulak arkasına, verdiğin nefesle tekrar aşağı uzat. Al nefes yukarı, ver nefes aşağı. Son bir tane, al nefes yukarı, iyice kulak arkası ve ver nefes aşağı. Şimdi kaktüs kollar. Aldığın nefesle göğüs kafesini çıkar öne, başı düşür arkaya. Verdiğin nefesle uza ileri, çene göğüs kafesine, sırtı kamburlaştır. Al nefes açıl. Ver nefes kapan. Al nefes açıl. Ve ver nefes kapan tekrar. Güzel. Şimdi geldik dört ayak. Eller ve dizlerin üstündesin. Biraz omurgayı esneteceğiz. Kedi ve inek yapacağız. Burada özellikle kuyruk sokumuna dikkat et lütfen. Kuyruk sokumunda hareket etsin pelvis bölgesi. Aldığın nefesle kuyruk sokumunu tavana uzattın. Beli çukurlaştırdın. Bakışlar yukarıda. Çeneyi kaldırabildiğin kadar kaldır. Verdiğin nefesle sırtı kamburlaştır. Çene göğüs kafesine. Al nefes açıl. Ver nefes kapan. Al nefes açıl. Dikkatin omurganın hareketinde. Hareketi nefese yaptır, omurgaya değil. Al nefes açıl. Ve ver nefes kapan. Ve tekrar yavaşça kalçayı yere koy. Geldin Siddhasana oturuşuna, bağdaşa. Ayaklar bacakların altında değil, mutlaka bacakların altından çıkar. Şimdi ellerle ileri yürü, dirsekleri yere indir. Kalça kalkmayacak şekilde uzayabildiğin kadar öne doğru uza. Sırtı uzat, başının tepesinden ileri doğru uza. Ve tekrar yavaşça doğrul. Derin bir nefes al ve verdiğin nefesle tekrar kapan onu. Ellerle iyice uza. Omurga uzun, sırtın uzun. Geliyorsa alnını yere koy. Ve tekrar doğrul. Şimdi ayak tabanlarını birleştirdin. Baddha Konasana, kelebek. Topukları çektin kendine doğru. Ayak parmaklarından yakaladın. Kollarla, özellikle dirseklerle bacaklara bastırarak öne doğru kapan. Burada sırtı kamburlaştırarak kapanmıyoruz. Omurga uzun, göğüs kafesin karşıya açık bir şekilde. Kapanabildiğin kadar kapan. Hedef noktayı hatırla. Kalça bölgesi. Şu anda özellikle posoas kaslarını hissediyorsun. Bacak ve kalça bağlantısı. Ve 3 dakika buradayız. Dikkatin nefesinde. Tekrar bir kalça açıcıları hatırlayalım Mustafa. Kalça açıcı bizi özellikle, ne dedik? Geçmiş deneyimlerden özgürleştirecek pozlar dedik. Bunun sebebi, deneyimler, hayatta yaşadığımız her şey kalça bölgesinde birikir. Özellikle özgürleşemediklerimiz. İşte geçmişte yaşadığımız olaylar, unutamadık, affedemediğimiz insanlar. Bunlar bizim kalça bölgemizde birikerek
enerji kanalları içerisinde, bu kanallar üzerinde tıkanıklığa yol açarlar. Benim kalçam mezam müthiş açık. Demek hiçbir umurumda değil. Harika. Hiç kimseye eyvallahım yok yani. Ne demişler zaten? Kalçası yere yakından korkacağız. Yani kalça açıklığı fazla olan yani, anlamında demek istedim. Bunu da oraya istedim. Bağladın ya, gerçekten süpersin. Harika. Şimdi en başta da belirtmiştim, yine hatırlatayım. Kalça açıcı pozlar ikinci çakrayı, yani sakral çakrayı dengeye getirdiğimiz pozlar. Ve ikinci çakranın konuları da ilk akla gelen deneyimler. İkincisi, bu deneyimlerden kastımız aslında biraz da ağırlıklı olarak şey, bu hayat içerisinde, bu dünya içerisindeki modifikasyonlarımız, yanılgılarımız. Bu yanılgıları biz ikinci çakrada oluşturuyoruz aslında. Bu yanılgılardan da özgürleşiyoruz. Ne bu yanılgılar? İşte bu dünyaya geliş amacımızın annelik olması, babalık olması, çalışıp para kazanmak olması vesaire vesaire gibi yanılgılar içerisinde olmamız. Bunlardan da özgürleşiyoruz. Ve bir diğer önemli konu ise bizim de podcastlerimizde sıkça işlediğimiz, üzerinde durduğumuz bir konu, ikili ilişkiler. Evet, ikili ilişkiler. Evet. Kanayan yaramız değil mi Mustafa? Evet, toplumumuzun her zamanki gibi kanayan yarası. Evet, şimdi yavaşça doğruldun. Yavaş hareketlerle bir öne uzat. Bacakları bir dinlendir. Özellikle kalçaya yakın bölgeleri, iç kasları bir uzattık, dinlendirdik. Geldik dört ayak. Şimdi geçiyoruz bir diğer pozumuza. Bu da önemli bir kalça açıcıdır. Sağ ayakta geldik öne, sol bacak geride. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli unsur, öndeki diz topukla aynı hizada olacak. Arkadaki ayağımızın üstü yerde ve dirsekleri yere indiriyorum. Kertenkele pozu. 3 dakika buradayız, sağ taraftayız ve ardından 3 dakikada sol tarafta duracağız. Kertenkele de çok önemli bir kalça açıcı poz. Ve bununla birlikte aslında Svapna Yoga pozu, Svapna Yoga, rüya yogası dediğimiz, gece yatmadan önce kalça açıcı pozlar çalışırsanız, özellikle kertenkelede uzun duruşlar yaparsanız haberci rüyalar görebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi ben bunu yaptıkça geçmişte beni aldatan sevgilim mesela. Tamam. Ben bunu unutacağım mı? Bu kalçam açıldıkça hocam. Mustafa, buradaki gayemiz, amacımız unutmak değil ki insan unutmaya da çok müsait de. Bizim öncelikli amacımız gerçekten geçmişimizdeki herkesi ve her şeyi affetmek. Çünkü özgürleşmek dediğimiz şey aslında özünde affedici olmak. Ya düşünsene, affetmediğin bir şeyden nasıl özgürleşebilirsin ki? Doğru. Çok mantıklı. Yani sürekli onunla birlikte yaşıyorsun. Ya işte verdiğin örnek mesela, geçmişteki sevgilim beni aldattı. Sen bunu zikrederek, zihninde düşünerek, neden beni aldattı, ben bunu hak ettim mi falanlar falanlar, sürekli onu sen de canlı tutuyorsun. Yani enerjin sürekli oraya akıyor. Ve bu dolayısıyla senin enerjini sana geri dönüşü olmayan bir alana götürdüğü için sende enerji kaybına yol açıyor aslında. Doğru diyorsun. Şeytan görsün yüzünü. Evet. Yok ya canım. Yine evet hayır dedin ama bir yanıldın gibi sanki. Hayır, ben orada evet deyip poz anlatacaktım. Sen tam yerine denk geldi. Tabii ki de şeytan görmesin yüzünü. Kimse hakkında böyle şeyler söylemeyelim. Çünkü ne dedik? Enerjiyi nereye akıtırsan sana geri dönüşü mutlaka olacaktır. Ya bu... Boyu devretsin o zaman. Oğlum bir şey olsun yani, anladın mı? Ben burada kertenkele ağacı çekiyorum. Evet, bir şey olsun ama şu olsun, o da kendisiyle uğraşarak, kendisiyle ilgilenerek kalbindeki, içindeki iyiye, içindeki kişiye, kendine ulaşsın. Yani evet, bir şey olsun, bu olsun. Derin i̇şte, nefesler alıp ver. İzafiyet teorisinde bir 3 dakika mesela düşün, ne kadar uzun geliyor. Bu arada evet, benim Kerem, biliyor musun? En zorlandığım pozlar biliyorsun ki yin pozlar. Çünkü ateş elementim evet, çok evet. Yüksek. Vishuddhi alev alıyor. Az kaldı, dayanıyoruz. Son birkaç nefes. Vishuddhi boğaz çakra mıydı? Vishuddhi boğaz çakra. Boyaz çakra. İzmir'de yaşıyor muydu? Yavaşça ellerin üstüne yoksa.
Şimdi ayağı geriye gönder. Birkaç nefes yüzüstü yere bırak kendini. Oy. Şöyle bir rahatlayalım. Başını ellerin üstüne indir. Oy. Peki ağrıdı dizlerim. Derin nefesler alıp ver. Evet, yeterince dinlendiğimize göre. Hadi bakalım. Şimdi sol tarafla tekrar gelelim. Kertenkeleye. Sol ayakla geldin öne. Arkadaki ayağın üstünü yere bırak. Dirsekleri indir yere. Burada tavsiyem avuç içleri yerde olsun ve kollar birbirine paralel olsun. Ama seni çok zorlayan bir nokta da olursa elleri de kenetleyip kendini birazcık şöyle üçgen şekilde rahatlatabilirsin. Ve özellikle öndeki ayak tabanın mutlaka yere basıyor olsun. Lütfen onu kaldırma. Biliyorum birazcık esneme yoğunluğu ve acısı çekiyoruz. Bu arada ben az önce biraz kaytarır mıyım diye tam tabanı kaldırdım. Sen onu dedin ya, hoca beni görmüş gibi oldu. Hocam siz hep beni görüyorsunuz. Hoca taktı bana. Sohbetliğin yok ya bu. Şey geyiklerine başladım. Nerede o eski kertenkeleler? Bizim zamanımızda ayağın yerden kalkmazdı. Hey tüfeğin. Omurgayı iyice uzat. Burada sırtı kamburlaştırma. Çeneyi kapatma. Tam tersi çeneyi aç. Omurgayı uzat. Bu çok güzel. Arka bacak, arkadaki bacağının quadricepsleri, üst bacak kaslarını da oldukça iyi esneten bir hareket. Ve öndeki bacağın hamstring ve özellikle kalça bölgesini çok güzel esnetiyor. Dediğim gibi iyi bir kalça açıcıdır. Aynı zamanda da kısmet açıcıdır. Oo, gerçekten mi? Tabii. Duyandın mı? Ya şöyle bir şey, mesela 4 dakika dur, bekle, izle, gör. Dışarıya çık bakalım, havandan geçiliyor. Bu arada az önce dedin ya hani 3 dakika izafiyet teorisine döndü diye, geçmiyor zaman. Öyle ya da böyle geçiyor Mustafa. Yani bir şekilde gerçekten bir noktadan sonra sürenin ne kadar olduğu da önemini yitiriyor. Çünkü biz eğitimlerde biliyorsun çok daha uzun süreler bu pozlar içerisinde kaldık. Ben o hatırlıyorum ya da bu şekilde yani burada aslında şunu öğreniyoruz. Başlayan her şey bir noktada bitiyor. Üzüntü, acı bitiyor. Mutluluk, heyecan bitiyor. Mesela ben eğitimlere başladığımda her sabah saat 5'te kiraz ağacının altında gün doğarken 40 dakika böyle beklerdim. Oh, bugün de Satya'ya girdik. Allah'a çok şükür. Evet, az kaldı da yani birkaç nefes daha buradayız. Derin nefesler alıp ver, nefesine odaklan. Ellerin üstüne yüksel. Ayağı geriye gönder yavaşça. Evet, yine birkaç nefes. Yüzüstü yere bırak kendini. Yine burada da nefes alışverişlerin derin ve uzun, kesik kesik olmasın lütfen. Nefesini tutma, olabildiğince serbest ve rahat bırak. Ve geldik tekrar, dört ayak. Şimdi sağ ayakla Kapotasana'ya, güvercin pozuna gideceğiz. Sağ ayağı matın sol kenarına yerleştirdin. Diz kapağını hemen karşısına indirdin. Yani kaval kemiği matın kısa kenarına paralel. Arkadaki ayağı yine uzattın geriye, ayağın üstünü yere bıraktın. Ayağın içe dönmesin, dışa da dönmesin. Tam düz bir şekilde arkaya uzasın. Sağ kalçaya düşürme kendini. Pelvisten, pelvit tabandan aşağı doğru, merkeze doğru bastır kendini. Omurga dik. Eller bedenin iki yanında yerde. Örümcek eller olabilir veya ayak ve bacağın üstünde de kalabilirsin. 3 dakikada buradayız. Dikkatin nefesinde ve hareketi gözlemle, hareketin bedenine etkilerini gözlemle. Kalça bölgesindeki açılmayı hisset. Eğer ki bu duruş seni zorluyorsa, öndeki ayağını, topuğunu birazcık kendine doğru çekerek hareketi revize edebilirsin. Ama topuğu kendine çektiğinde bir derinleşme, bir açılma hissetmiyorsan, mutlaka ayak matın kısa kenarına paralel kalsın. Ah be Kerem. Tam bir şeye girecektim. Tam diyecektim ki ikili ilişkiler falan dedik ya. Evet. Ne oluyor Kerem bugünümüzde? İkili ilişkiler bir türlü düzen tutmuyor.
Ya evet, insanlar ilişki kurma noktasında birazcık çekimser ve uzak kalabiliyorlar. İnsanların artık en büyük korkuları da işte özgürlük, özgürlüğün kısıtlanması gibi noktalar. Ve akışa bırakma kısmını birazcık yanlış yorumluyor olabiliriz kendi içimizde. Herkesin farklı sebepleri var. Sonuçta herkes her olaya, her konuya aynı gözle, aynı açıdan bakamıyor Mustafa. Evet. Pratiği gereği. O yüzden yaşayacağınız, yaşayabileceğiniz bir ilişki varsa bu ilişkiyi yaşamaktan korkmayın, kaçmayın. Çünkü ikili ilişkiler insanın idrakini en çok, en iyi yükselten olaylardan birisi bu dünyada. Yani ikili ilişkiler olmadan olmuyor. Öyle. Yani bizim bu dünyadaki var olma sebebimiz kendimize ulaşmak ve kendimize ulaşabilmenin en temel yolu çevremizle kuracağımız bağ. Yani bu çevreyle kuracağımız bağ da erdemleşmek üzere bu dünyaya geldik yani Mustafa. Aynen öyle. Beyler, sizi kızlar üzdüyse takmayın kafanıza. Aynı şekilde de hanımlar. Son 30 saniyeyi şöyle öne doğru kapanarak geçirelim. Evet, iyice kalçayı ağırlaştırıyoruz yere doğru. Dikkatin nefesinde. Son birkaç saniye dayan. Kerem sanırım az önce sağ bacağımdan özgürleşti. Yavaşça. Elleri yere koy. Ayağı topuğu kendine doğru çek. Ve geriye uzat. Yüzüstü yine bırak. Birkaç saniye dinlenelim. Oy, keşke burada da bir Mustafa iş takayım. Kalçadan özgürleşeceğiz Mustafa. Ayaktan Evet, yeterince dinlendiğimize göre hadi bakalım. Sol ayakla tekrar geldik güvercin. Sol ayağını matın sağ kenarına yerleştirdin. Diz kapağını karşıya bıraktın. Hatırla, bedenin her iki tarafı aynı esneklikte, aynı güçte, kuvvette olmayabiliyor. O yüzden belki bu tarafta daha bir gergin hissedeceksin. Belki burada daha sıkışmış hissedeceksin. Dediğim gibi topu birazcık kendine doğru çekerek hareketini revize edebilirsin. Belki bugünden sonra bir süre kalçanı kullanmayacağız. Ama olsun, bunların hepsi deney. Dikkatin nefesinde olsun. Az önce söylediğim şeyi hatırla. Başlayan her şey bir şekilde bitiyor. Kaşlarını ne kaşarız? Düşünme. Kaşlarını düşünme. Çünkü bu pozlarda sıkıştığımız anlarda hatırla, yüz kaslarını hemen kullanıyoruz. Aktifleştiriyoruz. Kaşlarını düşürme. Metanetli ol. Geçecek. Hadi aslanım, yaparsın sen. Hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. Yavaşça öne doğru kapan. Vay, bu bitti mi son 30 saniye? İyice kalçayı, hayır burada bir dakika duracağız. Vay, sen abarttın mı? Gitgide coştum artık, yeter. Coştum. İnsanlar rahat bırak. Mustafa, şimdi çalıştığımız konu ve özellikle önce kendimize çalışıyoruz. Bu çok zor bir alan. Düşünsene, yıllardır odağımız o kadar çok dışarı oldu ki. Başkalarını konuşarak, başka hayatları yorumlayarak, evet, kendimize hiç bakmadık. Haliyle zorlandığımız bir yer kendimize bakmak. Bir de şu an içinde bulunduğumuz pratik ve konu çok ağır bir konu. İkili ilişkiler ve geçmiş deneyimlerden özgürleşmek. Haliyle pratiğin etkisi de birazcık sancılı olacak. Lütfen bu akışı yaptığınızda oynatma hızıyla oynamayın. Çünkü sesimiz helyumlu gibi oluyor. Hayır, tabii ki de ondan değil. Pratiği hızlandırmasınlar yani. Her pozda 3 dakika bekleyelim. Evet, yavaşça yüksel. Ve hemen kalçayı sola düşür. Açık bacak öne bükülme yapacağız. Ayakları iki yana açtın. Elleri yere bıraktın. Öne doğru kapanabildiğin kadar önce bacakları iyice sağa sola genişlet, aç. Uzayabildiğin kadar ileri doğru uza ve öne doğru kapan. Dirsekleri yere koyabilirsin. Burada
partnerli çalışıyorsan birbirinize destek de verebilirsiniz. Kuyruk sokumuna yakın bir bölgeden omurganın iki yanından şöyle avuç içleriyle yavaş yavaş küçük dokunuşlarla ve aşağı doğru bastırarak partnerinizi bükülmesini, pozda derinleşmesini sağlayabilirsiniz. Omurgayı uzat. Nefes alışverişini kaybetme. Arada boşluklar bırakma. Nefesin normal akışında. Ve hamstringler gergin. Bacak arkası kasları uzatıyoruz. Psoas kasını uzatıyoruz. Kerem bir anda bastır bakayım bacağım çıkacak mı? Ve Mustafa'nın dediği gibi bir anda bastırmayın. Çok küçük hareketlerle ve özellikle partnerinizin yönlendirmesine mantıklıysa, bir anda bastır gibi yönlendirmeler değil, mantıklıysa kulak verin. Zıplayıp otursun. O sizi mutlaka yönlendirecektir. Tamam bu kadar yeterli, şu anda son noktadayım diyebilir. Veya biraz daha bastır, biraz daha esneyebilirim, uzayabilirim diyebilir. Lütfen bu şekilde mantıklı yönlendirmelerine kulak verin. Şimdi burada Yin Yoga'da özellikle artık pozun içinde sabit kalıyoruz. Sabit kalabileceğin o noktayı belirliyorsun ve sabit kalabileceğin o noktada hareketsiz, nefese odaklı kalıyorsun. Amacımız ne kadar çok maksimumda kapandığın değil de amacımız sabit kalabildiğimiz o noktayı belirleyerek o pozun içerisinde kalmak. Evet, son birkaç saniye, birkaç nefes. Ve yavaşça pozdan çıktık. Ayakları kapattın. Ay, ay, ve ay. Geldik dört ayağa. Ay, 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 ay. Rahatlamaya geçmeden önce son kalça açıcı pozumuz benim en sevdiğim. Benim de en nefret ettiğim. En etkililerden. En sevdiğim dediğim, evet yapmak biraz zorlayıcı ama gerçekten kalça açıcı olarak oldukça güçlü bir poz. Mandukasana kurbağa pozu. Şimdi bir dizin matın üstünde, diğer dizi yere bıraktın. Kaygan bir zemine. Topukların diz kapağı hizasında ve kalçan da dizlerin hizasında. Öne gelmiyorsun ve geriye gittiğinde de kalça diz aynı hizada kalıyor. 3 dakika buradayız. Göğüs kafesini yere indirmeye çalışır gibi dirseklerin yerde. Süre geçtikçe zaten yerdeki matın üstünde değil de diğer dizin yavaş yavaş yerde kayarak seni biraz daha esnetecektir. Sen sadece dediğim gibi sabit kalabileceğin o noktayı belirle ve orada sabit kal. Kurbağalar burada ömür geçiriyor Mustafa. Böyle bir mantık olamaz. Kurbağalar burada ömür geçiriyor. Sen de yaptın. Belki seni rahatlat. Bak şu anda bir buçuk dakikayı devirdik. Aynen böyle bir motive olabilir mi? Millet neler yapıyor? Şey bak. Oğlum millet uzaya çıkıyor. Sen burada mıdır abi? Evet. Yapılan ya. Kıyaslamanın ne kadar yanlış olduğuna güzel bir örnek oldu ya aslında. Ya abi bir de bir şey söyleyeceğim. Millet olarak ilk şeyimiz oluyor ya kıyaslamam. Neyse bir şey oluyor. Diyelim kaldırım taşı döşen demiş. Oğlum millet uzaya çıkıyor. Biz bunu diyeceğim falan. Evet. Yani mantıksız kıyaslamalar. Hani NASA'yla belediyeyi kıyaslıyor. Konu buradan nereye geldi biliyor musun? Yani belediyelerde çalışmıyor. Gereksiz yükselme. Belediyeler biraz toparlansın canım. Ve yogaya da sahip çıksınlar. Buradan belediye başkanına sesleniyorum. Her eve bir mat verilsin. Arkadaşlar konusu gelmişken söyleyelim. Belediye başkanlığına adaylarımızı koyuyoruz. Farklı beldelerin... Çok
iyi olmaz mıydı yani? Şimdi yavaş yavaş pozdan çıkacağız. Pozdan çıkarken özellikle çok dikkat ediyoruz burada. Çünkü poza girerken değil de sakatlanmaların çoğu pozdan çıkarken oluyor. Kendini öne doğru iteliyorsun ve kalçayı yere bıraktın. Başını ellerin üstüne indir. Birkaç nefesine dinlenelim. Ve doğruldun. Artık rahatlatacağımız son iki poz yapıyoruz. Kalça açıcı değil, birazcık yaptığımız pratikten rahatlayalım, dinlenelim diye. Malasana ya da Namaskarasana. Dirsekler bacağın iç kısmında. Elleri birleştirdin, avuç içlerini kalbin önünde. Dirseklerde bacakları dışa doğru itiyorsun ve kuyruk sokumunu da İki bacağın arasından öne doğru uzatıyorsun. Omurga dik. Birkaç nefes kalalım burada. Derin nefesler alıp ver. Oh, kalçam açıldıkça sinirlerim gevşedi sanki. Yavaşça kalçayı yere koy. Evet. Son rahatlama ve gevşeme pozumuz. Happy baby. Ananda balansı. Bacakların iç kısmından ayak tabanlarını tuttun iki elinle. Ve kuyruk sokumunu yere doğru bastırıyorsun. Hafifçe şöyle sağa sola sallanabilirsin. Ve ayakları yere indir. Doğrul. İhtiyacın varsa yapacağın birkaç dakikalık şavasanayla pratiğini tamamlayabilirsin. Söylemek istediğin bir şey var mı Mustafa? Hayır. Lütfen geçmiş yaşadığınız olaylarda affedemediğiniz, unutamadığınız insanlar varsa bunları affetmeye çalışın. Affedin ve artık oralardan özgürleşip ve bugününüze, anınıza dönün. Hiç kimseye uğraşmayın, Instagram'dan engelleyin. Ve unutmayın ki ikili ilişkiler içinde bulunduğumuz yolun temelini oluşturuyor. Kendine çok iyi bak. Namaste. Namaste.